Sağlık Bakanlığı 2 doz Sinovac aşısının ardından 2 dozda BioNTech aşısı yaptıranlar için artık 5. doz randevularını açtı değerli izleyenler. İstanbul'da bakalım yılın ilk gününde aşı trafiği nasıl, hastanelerdeki yoğunluk nasıl? Arkadaşımız Kübra Demir bizlerle paylaşacak. Kübra sendeyiz. Milasara Covid aşısı hayatımıza gireli neredeyse bir yıl oldu ve bugün bizler o bir yılın ardından yıl dönümünde aşılamada yeni döneme geçmiş bulunuyoruz. Nedir bu yeni dönem? Artık 5. doz aşısında yaptırabilecek kimler yaptırabilecekler? Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve kronik hastalık sahibi olan kişiler Covid aşısının 5. dozlarını yaptırabilecekler. Deniz Pirinçler'le birlikte Seyran Tepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Bakın aslında yeni yılın ilk günü olmasına rağmen hastane koridorlarındaki aşı kuyruklarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir yıl içerisinde 131 milyondan fazla doz aşı yapıldı. Ama halen eksiklerimiz var. Halen aşı olmamız gerekiyor. Neden böyle söylüyorum sizlere? Çünkü her ne kadar büyük bir çoğunluğumuz, %83'lük bir kesim 2 doz aşısını yaptırsa dahi artan vaka sayılarına ve özellikle omikron varyantının hayatımıza, yani ülkeye girmesiyle birlikte aşılama ve özellikle hatırlatma dozları büyük bir önem kazandı. Omikron varyantı dediğimizi artık biraz daha durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dün Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı. 40 binden fazla vakamız var artık bizlerin. Çok uzun bir zaman sonra yeniden bizler 40 binleri gördük ama omikron varyantı çok hızlı ilerliyor. Sadece 10 gün içerisinde vakalarda 2 katı bir artış yaşandı ve omikron varyantının haritaya yansımasına baktığımızda İstanbul'daki vakaların %50'si omikrondan oluşmuş durumda. Bu yüzden de omikrona karşı aşılama, özellikle altını çizelim, hatırlatma dozu önem taşıyor. Peki kimler 5. dozu olabilecekler, onu da belirtelim sizlere. 2 doz Sinovac üzerine 2 doz BioNTech olmuş kişilerin eğer son aşısının üzerinden 3 ay geçtiyse 5. doz aşılarını olabilecekler. 3 ay diyoruz. Aslında bu rakam, bu süre zarfı daha öncelerinde 6 aydı ama hem varyantın ülkemizde hızla yayılması hem de vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte artık son aşı ile yeni olacak aşının arasındaki süreyi 6 aydan 3 aya indirmiş durumda Sağlık Bakanlığı. Deniz Pirinçler şimdi sizlere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğu gösteriyor. Sadece hatırlatma dozu için gelenler değil, 5. doz aşıları için gelenler değil, keza 3. ve 4. doz aşıları için gelenleri de burada görüyoruz. Sağlık çalışanları dedik sizlere bu 5. doz aşıdan faydalanabilecekler diye. Onlara mikrofon uzattığımızda gözümüz kulağımız bu haberdeydi dediler. Çünkü malumunuz koronavirüsle bir yıl aşkın süredir en yakın temasta bulunan kişiler ve artık aşı süresinin aşının oldukları tarih üzerinden zaman geçmesiyle birlikte de ne yazık ki sağlık çalışanlarında da yeni vakaları görmeye bizler başlamıştık. Onlar sevinçliler. Bugün hemen aşılarını hastanede, bulundukları çalıştıkları hastanelerde aşılarını oldular ama sadece sağlık çalışanları değil, yine bizler bu noktaya geldiğimizde hem kronik hastaları hem de 65 yaş üstünü 5. doz aşı olmak için geldiklerine şahitlik olduk. Hatırlatalım dilerseniz, eğer 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech, yani toplamda 4 aşı olduysanız artık bugünden itibaren ve tabii ki de son aşınızın üzerinden 3 ay geçtiyse bugün 5. doz aşınızı artık olabilirsiniz. Çağrımızı yapalım. Sağlık çalışanlarının çağrısı vardı. Biz de dile getirelim. Aşı hayat kurtarır. Her ne kadar maske ve mesafe hayatımızdaysa da aşı çok önemli bir etken Minasarı. Kesinlikle. Çok teşekkürler Kübra Demir ve Deniz Pirinçler.